Evet, 55 geçiyor. Başlayabiliriz diye düşünüyorum, değil mi? Okay. Good. Herkese merhaba. Bugün biraz sizinle derste diyaloglar hakkında konuşmak istiyorum. Projem olan derste diyaloglar hakkında. Okay. İlk olarak neler bekliyor bizi bu kısa talk'ta, short talk'ta? Önce bir neden diyaloglar, onun hakkında konuşmak istiyorum. Sonra ne şekilde uyguladım, edindiğim kazanımlar hakkında. Son olarak da size birkaç tane güzel uygulamalar göstermek istiyorum. Derste kullanabileceğimiz veya böyle artık online ortamlarda da belki öğrencilerinizle kullanabileceğiniz şekilde. Evet, ilk olarak neden derste diyaloglar? Dolores'le bu konuyu konuşurken işte hep şu şeyler oluyordu. Derste okey diyalog yapıyoruz ama sonra ne oluyor? Yani nasıl ele alıyoruz o diyalogları arkasında? Öğrenciler yazıyor evet diyaloglarını ama nasıl sunuyorlar bu diyalogları? Sonra kitaptaki diyaloglar gerçeği yansıtıyor mu? Yani çok yapmacık diyaloglar mı var? Veya diyaloglar öğrencilerin günlük hayatında yer alan konular mı? Çevre nasıl? Şimdi sınıfın içinde oturuyoruz, evet ama öğrencilere çevreyi sağlayabiliyor muyuz? Yani o sınıf ortamından biraz çıkarıp evet işte mesela bir kafede gibi yansıtabilir miyiz acaba? Nasıl olabilir bu? Bir de öğrencilere çok fazla kalıp olarak değil de daha çok nasıl kreatif olabilirler diye düşünceler üzerine bu derste diyaloglar konusunu ele almak istedim ben. Evet. Evet, ilk olarak 101 sınıfında ilk ünitemizde kafe ünitesi var. Öğrenciler adım adım işte tanışmayı öğreniyorlar. Sonra bir kafeye gittiklerinde içeceklerini nasıl söyleyebilir görüyorlar. En sonunda da ödeme diyaloglarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Şimdi evet ödeme diyaloğu yapmak güzel bir fikir. Ama sadece ödeme diyaloğu yani sadece ödeme diyaloğunu yapmak bana hep çok şey geliyor. Yani konteksten yırtılmış ve koparılmış ve hiçbir yere gidip sadece ödeme diyaloğu yapmıyoruz. Yani onun bir ön hazırlıkları var. O yüzden şöyle bir şey yaptık biz öğrencilerle. Burası bizim Almanca kursumuzun kafesi. Birbirleriyle tanışmalarını, içecek sipariş etmeyi ve sonunda da ödemeyi öğrendiler. Grup halinde yaptılar bu alıştırmayı. Hep 3 veya 4 kişi. İşte burada dördüncü kişi gözükmüyor çünkü o garson kenarda bekliyordu o anda. Peki yaptığımız şey ne burada? Şimdi ortamı sağlamak için arkaya bir tane fotoğraf yansıttık. Bu bir kafe. Ben Google'dan herhangi bir kafe seçtim. Önce kendi zevkime göre seçmiştim. Sonra öğrenciler, aa bu çok çirkin bir kafe oldu hocam. Başka bir şey bulamaz mıyız dediler. Aslında burada da bir iletişim başladı. Daha yüksek sınıflarda belki hatta fotoğrafı seçerken bir anket yapılabilir. Neden bu fotoğrafı seçiyoruz gibi. Bunlar da hep gerçek iletişimler aslında. Ya sonra herkes diyaloğunu yazdı. İlk olarak tabii ki diyalogları ben her zaman yazım esnasında kontrol etmeyi seviyorum. Yani diyalogları yaptıkları an müdahale etmiyorum hiçbir şekilde. Diyaloglarını yaparken sadece eğer çok böyle bariz hatalar varsa telaffuzda onları not ediyorum ve sonrasında böyle bir işte telaffuzda bu nasıldı mesela işte Almanca'da T kelimesi var çay onu çok T olarak söylemeyi çok seviyorlar ya, ya da coffee diyorlar kafe kelimesine o tarz küçük küçük böyle 101 için pronunciation alıştırmaları yapıyoruz. Evet, ilk olarak bu çok basit bir şey. Arkaya bir fotoğraf yansıtmak. Ama bazen böyle o dersin yoğunluğundan, yoğun tempomuzdan basit şeyleri bile unutabiliyoruz. Belki siz de
uygulamak istersiniz böyle bir şeyi. Hoşlarına gidiyor kesinlikle ve farklı bir ortam yaratıyor. Sonra başka bir sınıfla, GER 201 sınıfıyla. GER 201 sınıfında konumuz kıyafetler. Kıyafet alışverişi yapmak. Aynı zamanda burada sıfat çekimini ele alıyor. Gramer olarak Almanca'da sıfatlar çekimleniyor. Çünkü renk üzerinden çekimleri gösteriyor. Sonra da kıyafet alırken işte bunun bu bedeni var mı, şu bedeni var mı öğreniyorlar. Sonra ben düşündüm. Yani hangimiz ne bileyim Boyner'e gidip bir Boyner'de mavi kot arıyordum M beden diye soruyoruz. Çok azımız belki, yani çok nadir oluyordur bu. Nerede öğrenciler böyle bir diyalogla karşılaşabilir? Bir de yurt dışında olacak bu. Sonra aklıma şey geldi. Berlin'de çok çok meşhur bir tane bit pazarı var. Yani turistik bir atraksiyon haline gelmiş. Mutlaka turistler gidiyor. Hatta rehberlerde de yazıyor adı. Oraya gidebilirler aslında. Gerçek olabilir. Neden yapmayalım o zaman? Bir bit pazarı yapalım. Önce tekrar fotoğrafla işte bit pazarı nedir, nasıl bir şeydir gibi şeyler konuştuk. Türkiye'de var mı, Türkiye'de nasıl gidiliyor mu, ediliyor mu diye. Sonra da kendi bit pazarımızı kurduk. Tabii gerçek eşyalarla değil. Fotoğraflarda görebiliyorsunuz böyle renkli PVC kaplı çıplar aldım ben. O arkasına şimdi gösteremiyorum hepsi ofiste. Arkasına da mesela bu mavi pantolon, arkasında beden M yazıyordu. Ya da işte ayakkabılar vardı, numarası 42 yazıyordu. Sonra sınıfı ikiye böldük. Bir grup satış elemanıydı. Ya satış elemanı değil artık, yani pazarda stand kurmuş kişiydi. Onların eline bir handout verdim. Handout'ta neler yazıyordu? Konuşma kalıplarına yer verdim handout'ta. Ya aslında satış elemanı, yani stand sahiplerinin handout'unda sadece konuşma kalıpları vardı. Sonra bir de eşya almaya gelen grup vardı. Onların handout'unda da yine konuşma kalıpları vardı. Daha önce öğrendiğimse birazcık daha input olsun, çünkü kitaplarını almalarını istemedim. Sadece ellerinde küçük bir kağıtla gezmelerini istedim. Bir de herkesin kağıdında 3 tane ürün yazıyordu. İşte birinde mesela tişört, mavi renkte ve medium beden yazıyordu. Sonra stand gezip işte sende mavi tişört var mı, M beden. İşte mavi tişörtten birkaç tane vardı ama M bedeni bulmak zorundaydı. Gerçek bir konuşma oluştu öğrenciler arasında. Yani gerçekten bir diyalog oluştu. Yapmacık bir diyalog değildi. Sonra hatta böyle biraz bir yarış oldu. Önce ben bitireceğim, önce sen bitireceksin, ben satın alacağım hepsini diye. Hareket vardı. Oturdukları yerden yapmadılar yani bunu. Sonra ben şunu fark ettim. Handout'ta ben öğrencilere demiştim ya demin, Almanca'da sıfatları çekimlememiz lazım. Handout'a ben şöyle yazdım Almanca olarak. T-shirt, yeah, in a blau, in white, in blue, size, I don't know, size small. Öğrenciler de cümleyi şu şekilde kurdu. Ich suche ein T-shirt in blau Größe M. For example, I'm looking for a T-shirt in blue. Ama aslında benim istediğim sıfat çekimi yapmalarıydı. Şimdi ben handout'a in prepozisyonunu koyduğum için sıfat çekimini yapmamış oldu öğrenciler. Önce düşündüm müdahale etsem mi diye. Sonra müdahale etmedim. Çünkü aslında iletişimsel olarak doğru bir cümle. Yani yanlış bir cümle değil. Öyle de kullanabilir. Sıfat çekimi kullanmak zorunda değil. Ama kendim için şunu not ettim. Bir dahaki sefere o in'i çıkaracağım. Eğer istiyorsam ki illa sıfat çekimini yapmak zorundalar diye düşünüyorsam. Ya bu da bit pazarımızda. Ya da işte bilmiyorum ne diyebiliriz başka. Vintage store'muzdu. Bunu tabii gerçek eşyalarla da yapabiliriz. Öğrencilere öncesinde şunları getir diyebiliriz. Ya da biz getirebiliriz evden. Sonra üçüncü olarak ne yaptık? Yine bu da hep aynı grupla, 201 grubuyla. Kitabımızın bir ünitesinde konumuz sağlık.
hastalık, sağlık, hastalık konusunda genelde bilmiyorum sizin dillerde de belki öyledir. Tavsiye vermeyi öğreniyor öğrenciler. Bizde de öyle tavsiye vermeyi öğreniyorlar. Şimdi kitapta şöyle ele alıyor. Bir problem oluştur ve o probleme tavsiye ver. İşte küçük kartçıklarla yapabiliriz gibi bunu. Ben de öyle yapıyordum bu zamana kadar hep. Kartlar hazırlıyordum. Öğrencilere problemler yazdırıyordum ve öğrenciler o problemlere cevap yazıyorlardı. Sonra işte Dolores'le oturuyorduk, düşündük nasıl yapabiliriz bunu diye. Sonra dedik ki neden gerçekçilik arıyoruz? Gerçek olsun, gerçek ortam olsun öğrencilere. Yapmacık olmasın. WhatsApp üzerinden neden yapmıyorum? Zaten ellerinde sürekli derste telefonlar, çok zor bıraktırıyoruz. O zaman ellerinden düşmeyen şeyi derse dahil edeyim dedim ben de. Sonra sınıfa girdim. İşte derse bu konuyu işlemiştik. Konu artık tamamdı, oturmuştu. Sonra derste öğrencilere dedim ki evet herkes telefonunu çıkarıyor ve WhatsApp'ını açıyor. WhatsApp üzerinden grup oluşturduğunuzda şey yapabiliyorsunuz. Neydi onun adı? Kare kodla gruba dahil edebiliyorsunuz öğrencileri. Yani fotoğraf makineleriyle o kodu scanliyorlar ve gruba dahil oluyorlar. Sonra hatta bir böyle şaşkınlık oldu. Nasıl yani şimdi WhatsApp'tan ders hocam dediler, panopto kaydediyor, sorun olmasın size falan yaptılar. Bir böyle gülüşüldü, şey yapıldı. Sonra grubu oluşturduk. Sorunumuz şuydu. Kilo alındı ve bu kilo almanın problemini nasıl çözebiliriz? Yani artık pantolonlara sığamıyoruz. Şu an gerçek bir durum olarak da ele alabiliriz bunu aslında. Sonra başladı işte öğrenciler. Kendine yeni pantolon alabilirsin diye böyle tavsiyeler vermeye. Sonra ben dedim ki ama yeni pantolon almak benim aslında amacım değil. Bana kesin çözümler lazım. Hep yani bir counter durumundayım. Ben ki diyalog uzasın diye. İşte sonra biri dedi ki mide ameliyatı olabilirsin dedi. Sınıfta zaten bir gülüşmeler başladı. Nasıl mide ameliyatı? Şimdi çok enteresandı. Bir yerde WhatsApp üzerinden var olan bir iletişim var öğrencilerle. Almanca üzerinden ilerliyor. Bir de sınıfta kendi aralarında işte birinin mide ameliyatı olabilirsin tavsiyesine gülüşmeler var. Yok artık daha neler demeler var. Ya da işte ben hep sürekli ama çocuğu kızım var, kızımı bırakıp spora gidemem çünkü spor tavsiyeleri geldi. Sonra işte emojilerle mesela şurada diyorum ki sizden birisi babysitterlık yapabilir mi çocuğuma, kızıma? İşte emojilerle cevap vermeler. Sonra işte birisi diyor ki çocuğun babası nerede? Ben de dedim işte çok çalışmak zorunda falan. İşte böyle bu bildiğimiz emoji hareketini yaptı birisi. Yani gerçek bir diyalog oluştu orada. Çünkü biz de gerçek hayatımızda mesela biri bir soru sorduğunda diyaloglara illa yazarak cevap vermiyoruz. Emojileri çok kullanmaya başladık artık. Ve bu da bana onu gösterdi. Evet böyle de ders yapılabiliyormuş ve çok güzel ilerledi. Aşağı yukarı da 15 dakika sürdü. Sadece ben kendim için biraz daha şey olsun diye ilk başta şunu yapmıştım. Problemli kişi aslında ben değilim. Hani arkadaşım öyle yaparız ya, sorun bende değil, arkadaşım da yani o kilo aldı, ben değil. Sonra fark ettim ki keşke onu yapmasa. Sorun olmadı. Yine şey şekilde yansıttılar bana. Kalıbı doğru kullandılar, imperatif kalıbını. Ama sonra dedim ki aslında iyi değildi bu fikir çünkü o zaman üçüncü şahısa imperatif kullanamıyoruz Almanca'da. Şutla cevap vermesi gerekirdi. Tavsiyeleri şutla vermesi gerekirdi. O yüzden bir dahaki sefere kendim için notum yani direkt benim problemim var, arkadaşımın problemi var demeyeceğim. Evet, bu WhatsApp'tı. Sonra yazılı diyaloglar. Yazdırdığımız diyaloglarda ne yapıyoruz? Mesela bazı diyaloglar yazılı olarak geçiyor. Bunu aslında evet sözlü olarak da yapabilirdim ama bunu yazılı olarak yapmak istedim. Komik üzerinden yapmak istedik. Bir tane komik buldum. Konumuz pazar yerinde alışveriş yapmak. Yani gıda alışverişi yapmak. Gıda alışverişi için böyle bir komik buldum. İçlerini boşalttım. Bunun içinde var olan bir diyalog vardı. Boşalttım. Bunu kestim. Bir yapıştırıcıyla ve renkli kağıtlarla öğrencilerin yanına gittim. Sonra onlara bu kağıtları dağıttım.
grup yine partnerleriyle birlikte, işte birisi iki kişi yaptılar hep. Herkes kendi diyaloğunu kendi yarattı. Yani bir yaratıcılık vardı. Bir kalıp halinde kullanmak zorunda kalmadılar. Sonra işte farklı jest ve mimikler olduğu için karakterlerin üstünde herkes farklı bir diyalog yaratmış oldu, yazmış oldu. Farklı kalıplar kullandılar. Kitapta öğrendiğimiz kalıpların dışına gitmeye başladılar. Ya aradılar kendileri translate ya da sözlük kullanarak. Sonra diyaloglar yazıldı. Evet, diyaloglar kontrol edildi. İşte yapıştırıldı. Arkada görebiliyorsunuz, renkli bir kağıtta yapıştırdık diyalogları. Sonra ne olacak peki bu diyalogla? Yazdık, okey. Herkes tek tek kalkıp okuyacak mı? Çok sıkıcı. Ne yapabilirim? Ben bunu genel olarak bütün yazılı alıştırmalarda yapmayı çok seviyorum. Sergi alanı yaratıyoruz sınıfta. Sınıfın duvarlarına yapıştırıyorum ben onlara. Sonra partnerleriyle onlara varsa elimde sticker, yoksa kalem verip diyorum ki sizin 3 yıldızınız var. Geziyorsunuz bütün komikleri tek tek. Okuyorsunuz. Hoşunuza gidene isterseniz 3 yıldızı biz birden, isterseniz tek yıldız, isterseniz hiç yıldız vermeyebilirsiniz diyorum. Sonra partnerleriyle geziyorlar. Şimdi partnerleriyle hemen buna 2 yıldız verelim diyebiliyorlar. Bazen diyorlar ki biri diyor 1, biri 2 ama falan, sonra soruyorlar 1,5 verebilir miyiz diye. Böyle bir etkileşim halinde olunuyor. Yıldızları verdikten sonra da ben tekrar gezip bakıyorum işte kim kazanmış. Mesela bu grupta herkes eşit yıldız almıştı. Hiç kimse kazanmadı. O yüzden ben de tekrar tek yıldız hakkı da bende var. Gezip bir gruba 1 yıldız verdim ki en iyi olanı seçebilmek için. Bu da böyle bu şekilde. Bununla sonra hatta Dolores'le konuşunca aslında çok daha fazla potansiyeli var bu etkinliğin. Mesela sonrasında konuşma, neden bunu seçtin diye geri dönüt alabiliriz öğrencilerden. Yani bir yorum getirmelerini bekleyebiliriz. Daha üst seviyelerle yapabiliriz. Mesela 201 ile yapabilirdik bunu. Veya neyi komik buldun, neyi güzel buldun yazılan diyaloglarda üstüne durabilirdik. Veya sonra düşününce aklıma geldi, var olan öğrencilerin hazırladıkları diyalogların fotokopisini çekip onları tekrar kesip başka bir gün gelip böyle tekrar amaçlı işte hadi yeni bir diyalog oluşturalım bu bütün diyaloglardan diye bir yol izleyebiliriz. Yani birçok farklı yöntemler var aslında, ya da potansiyeli çok açık yani. Evet, bunlar yaptığım şeylerdi benim. 4 tane şey denedik sınıfta, dersimde. Peki edindiğim, yani reflection yaparsam eğer kendim için, şunu gördüm. Birçok eğitime katılıyoruz, birçok input alıyoruz aslında iş arkadaşlarımızdan, eğitimlerden, kitaplardan. Ama uygulamaya geçemediği için çoğu unutuluyor veya işte yoğun iş temposundan unutabiliyoruz. Şunu gördüm ki çok basit bir fotoğraf yansıtmak bile aslında çok büyük bir etki yaratıyor öğrencilerde. Yani bunu cidden rutinimiz haline getirmem lazım, ben kendim için söylüyorum. Daha motive olduklarını gördüm. Mesela özellikle bu WhatsApp şeyi beni çok şaşırttı. Yani ben o kadar katılacaklarını beklemiyordum. Gerçekten, çünkü o sınıfta birkaç tane hiç böyle ilgi duymayan insanlar vardı ve onlar bile bir şeyler yazdı. Yani evet, dictionary kullandı belki ama yine de katıldı yani. Şu an mesela ben de İngilizce bir şey yazmak zorunda kaldığım zaman biraz dictionary kullanabiliyorum. Yani onlara da müsaade ettim, evet. Ama çok büyük bir katılım oldu o yüzden. Çünkü bunu sınıf önünde hadi konuşalım dediğinde yapamadığı için hep geride kalıyor. Ama orada bir şey kalktı. Utangaçlık kalktı yani. Bunlar benim kendimce kendi reflectionlarım. Potansiyelleri çok açık. WhatsApp'ta da sonra onun çıktısını alıp üstünden geçebiliriz tekrar öğrencilerle. Hangisi en iyi tavsiyeydi, tavsiye sıralaması yapılabilir, sebepler yazılabilir ya da sebep değil,
Neden yani bu tavsiye iyiydi ama neden peki? Buna bir açıklama getirir misin? Ne gidilebilir? Yani birçok şey var. Sonra kısa olarak şey yapacağım. Biraz size birkaç tool göstermek istiyorum. Bunları ben kullanmadım dersimde. Ama çok güzel tool'lar. Belki şu an hatta ihtiyacımız da olabilir. Online olarak kullanabiliriz. App. Bunların hepsi app. Mobil App Store'da veya Google Play'de var. Mesela bu ücretsiz bir uygulama. Bu uygulamada fotoğraflardan bir fotoroman mesela yapabilir öğrenciler ve üstlerine fotoğrafların üstüne ton seslerini kaydedebiliyorlar. Shadow Puppet adı. Sonra bir tane iki uygulama Telagami ve Woki. İkisi neredeyse aynı. Bunun güzelliği karakter oluşturabiliyor öğrenciler. Karakterleri istedikleri gibi kıyafet, saç rengi bir şeyler yapabiliyorlar. Etraf yaratabiliyorlar. Mesela kendilerini Berlin'de Brandenburg kapısının önüne yerleştirebiliyorlar mesela. Record yapabiliyorlar. Woki'nin özelliği de teksti yazabiliyor. Yani oradaki Woki karakteri konuşuyor. Almanca için çok tavsiye etmiyorum çünkü pronunciation'ı çok iyi değil ama belki İngilizce'de daha iyidir ya da öbür dillerde İtalyanca, Fransızca, İspanyolca birçok dili sunuyor Woki bu anlamda. Sonra puppet pals tam bir işte kukla yapmak için kukla show yaratabiliyorsunuz. Birçok karakterle hazırlayabiliyorsunuz ve etrafı yansıtabiliyorsunuz yine istediğiniz şekilde. Bu da ücretsiz olarak. Son olarak da strip design var. Komik yaratabiliyorsunuz. Kendi fotoğraflarınızla bütün bu efektleri vererek öğrencilere bile komik yarattırabiliyorsunuz. Ama biraz ücretli, ücretsiz değil. 20 lira App Store'da. Çok da aslında büyük bir ücreti yok çünkü çok güzel bir uygulama. Ama burada 3 tane de size ücretsiz komik yaratabileceğiniz linkler buldum. Bunların hepsi ücretsiz ve interaktif olarak o an dersinizde yapabilirsiniz öğrencilerle link üzerinden. App'ler biraz interaktif zor ama ya. Yes, I can do it, I think. Bunlar benim göstermek istediklerimdi. Benden bu kadar. Varsa sorularınız, şu an onları almak isterim. Hemen şimdi linklerde geliyorum.